35 yıllık kavunculukla uğraşıyorum. Tabi ticaretten emekli oldum. Ekiyoruz ufak işte oğlan var. Bunlara bunlarla uğraşıyoruz. Ağustos'ta asmaya başladık tabi. Bu askı da 3 ay dayanır yani. Yılbaşına kadar dayanır bizde kavunlar. Fiyatlar memnunuz. Alt, 6 bin lira falan geldi kilosu. Evet 15 Ağustos'tan sonra kavunlarımızı hasat ettik. Ee, kavunlarımızın yaklaşık yüzde... Ee, 50'lik 60'lık kısmını biz hemen satıyoruz. Eee kalan %40'lık kısmını da bu şekilde gördüğünüz gibi depolarımıza asıyoruz. Depolarımız işte gördüğünüz üzere çok korunaklı. İçerisinde havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri olan depolarımız da var. Çünkü kavun bizim kavunumuz sizlerin de bildiği üzere, tüketicilerimizin de bildiği üzere dayanıklılığıyla meşhur. Ee, kendi halinde e, Kasım-Aralık aylarına kadar çok rahat dayanabiliyor. Ama biz bunu ocağa Şubat'a doğru e, hatta Mart'a doğru ilerletmek istediğimizde e, iklim, iklimlendirme gerektiriyor. İçeride klimalarımız e, oluyor. Onları çalıştırıyoruz. E, Havalandırma sistemlerimiz var. Onları çalıştırıyoruz. Onun için depolarımız sıradan depolar değil. Özenle yapılmış. Bu kavun depolaması için yapılmış depolar. Tabii bunu niye yapıyoruz? E, üreticilerimiz buradan daha fazla gelir elde etmek amacıyla bu yatırımları yapıyorlar. Bunun belli bir ferisi de oluyor tabii. Karşılığında tüketicilerimiz de kış aylarında bir yaz meyvesi yemenin e, ne bileyim böyle işte huzurunu mutluluğunu ya da nostaljisini yaşıyorlar diyebiliriz. Şimdi düşünün Ocak ayında bir yaz meyvesi kavun yiyorsunuz, odanın içine mis gibi kokusu yayılıyor ya da gibi yıl başında diyelim ki kavunu kesiyorsunuz, o mis gibi kokusu bütün evi sarıyor zaten. E, amacımız hem çiftçiler biraz daha fazla kazansın hem de tüketicilerimiz kış aylarında da kavunu tüketebilsin. Şimdi e, tüketicilerimizin tercihi bizim kırk ağaçta üç çeşit kavun yetişiyor. E, tüketicilerimiz bugüne kadar hep arkamda gördüğünüz e, sarı ve koyu yeşil üzerinde benekleri olan işte kırk ağacımızın ilk kendini has e, ve en çok ekilen öteden beri çeşidini biliyorlar. Fakat e, kırk ağacımızda bizim diğer tarafında gördüğünüz sarı dilimli Sarı dilimli kavunumuz da ekiliyor. Bir de burada size gösteremediğimiz yeşil kavunumuz var bizim. Siyah kavun diyoruz bizim, kara kavun diyoruz halk arasında. Onlar da çok dayanıklı. Yani üç çeşit kavunumuz var şu anda. Bu çeşitler zaman zaman bizim işte dilimli öne çıkıyor. Zaman zaman bu benekli kavunumuz öne çıkıyor. Son yıllarda tüketicilerimizin tercihi şu dilimli kavundan yana. Bunların lezzeti biraz daha diğerine göre farklı olduğu için... Tüketicilerde böyle bir tercih oldu. Zaten bunların her ikisi de bizim ata tohumu. Hibrit tohum kullanmıyoruz. Kendi tohumlarımızı kendimiz arıyoruz. Yani atıyorum işte 300-400 sene önce hangi şartlarda kavun tohumu alındı ve ekildiyse bugün de aynı şartlarda kavunumuzun tohumunu alıp bir sonraki yıl ekiyoruz.